Her aşk incelip incelip... <gülüyor> <gülüyor> Barış Bırak. Merhaba oyuncularlar. Bugün sizin karşısında arka bir köy incelemeleri serisiyle devam ediyoruz. Her şeye rağmen devam ediyoruz. Bakacağız köylerinize yine. Ee, arkadaşlar güncellemenin gelmesine daha az kaldı. Gerçekten e, Clash of Clans YouTube'da abone kasıyor. Ee, tek tek dandik videolar yayınlayarak güncelleme için bir gerilim getiriyor ya yani büyük bir güncelleme olacağı belli oldu artık ama Yine de biz oyunla ilgili yani şu anda ben 6 ay önce giren bir adam oyunda diyor ki Abi diyor çok değişmiş ben oynayamıyorum diyor ama biz Sanki hiç değişmemiş gibi oynuyoruz yani bu yeni güncellemeler sizi korkutmasın tam tersine oyuna daha çok bağlayacak yani alışma süreci her zaman 1-2 gün maksimum 3 gündür aktifliğinize göre hemen hızlı bir şekilde şimdi köylerinize bakmaya devam edelim. Evet hemen böyle belediye binası 8 köyle ile ee, laboratuvarını full gördüm deprem hariç her şeyi basmış olarak gördüm bir köyle başlayalım ziyaret de edelim belediye binası basılıyor mu? Duvarlar biraz kalmış ama belediye binası basılmaya uygun. Yani laboratuvarda işimiz bitmiş. Ne veriyorsundur? Büyük ihtimalle depremi veriyorsun. deposu deposta dolu. E, yani zaten belediye binası 9'a hemen geçemeyeceksin. Bir süre var. Hemen acilen bas kardeşim köyünü. Yani her gün ben e, birazcık geciktiğini düşünüyorum. Saldırı taktiğin doğru. Ejder. E, ejder bu seviyenin saldırısıdır. E, onun dışında yani söyleyecek çok bir şey yok. Duvarlarını zaten bitirirsin. Biraz aktiflik istiyorum. Yani daha aktif olabiliriz. Onun dışında güzel köyel gün. Evet, Ertuğrul e Belediye Bina'sı 10 köyünü göndermiş. Belediye binası 10 adına laboratuvarın çok iyi durumda. Hirolarda biraz geride kalmış. Çok daha iyi olabilirdi depremi bastığın için ben büyük ihtimalle ejder savaşı yaptığını düşünüyorum. Çünkü artık depremle girme bir şey kalmamış. Ama bir yandan da depremle de savaşıyor olabilirsin kara birliklerinde. Çünkü zıplaman 2. Bence zıplaman 3 yap. Deprem savaşından vazgeç. Çünkü sen kaline bir tane kara büyü alabiliyorsun. Bu yüzden çok sıkıntı yaratır sana. Deprem iki tane büyünü kafadan yer. Şimdi onun dışında da benim gördüğüm kadarıyla demişsin ki abi klan savaşlarında 1-2 yıldız alıyorum olmuyor. Şimdi bizim atıcı saldırılarını ben hemen hemen her videomda belediye binası 10 atıcı saldırısı yapıyorum. Madenciyle harmanlıyorum, büyücüyle golemle. Yani o taktiklerden biriyle başarılı olma şansın yüksek. Daha fazla izle, daha fazla köyle, köylere nasıl girdim görürsen bence oturacak. Şu taktik yanlış tabii ki. Yani 3 yıl haftası 30 balon direkt üçlemeye giriyorsun ama üçleyecek hiçbir şekilde atkın yok. Bir klan kalesine mahvolursun. Klan kalesine Kalesini temizleyecek askerin yok. En azından şu balonlardan biraz sil, binici al, okçu al filan bir şeyler al ki klan kalesini çıkar temizle. O şekilde böyle gir. Hani şimdi klan kalesini de ne alırsan al, onun yanında temizlemez yani. Basacağın asker olmak lazım. Klan kalesinden atacağın asker değil. E, bence yanlış bir basıyorsun. En fazla sen bu seviyede iki laf 20 tane balon bas. Hani şifacı filan basabilirsin yanına. Çok güzel yavru ejder basabilirsin. Bakayım yavru ejderin kaç seviye? 3 yeter 4 yap. 4 yapabiliyorsun ya da e, dal kavunu 6 yap. Yani daha çok olur var ve ölüyüz bak. 2 ronda geziniyor daha 27. seviye. Sen yani belediye binası 11 için kasmak zorundasın. Duvarların iyi durumda ama belediye binası 11'e geçerken 35 istiyorum Eurolan'ı ve bütün duvarların bitsin istiyorum. Onun dışında laboratuvarımız yerinde sayacak çünkü... E, geç kalmışız bir şeyler için yine de laboratuvarda da iş olduğu için bence korkma derim buz büyütünü basmaman çok kötü çok çok kötü Bud büyüsü belediye binası onun için yaratılmış bir şey yani ben çok seviyorum. Ama yine de köyün böyle çok kötü kurtarılmaz diyemem Halil sadece daha fazla oynamamız lazım. Evet Aleyna da bir de belediye binası 8 göndermiş ne zaman belediye binası 9'a geçmeliyim demiş. Bence golemi bas geç ondan sonra geçerken de bir şey verirsin kaleye. Senin de duvarların hemen hemen aynı durumda saldırı taktiğin doğru. Biraz köyümüz ölüyor oynamıyoruz oynamamız lazım. Onun dışında ben şöyle bir sıkıntı görmedim hani kareksiyle basılacak ilk önce deprem ve zehri basman deprem ejder için okey zehir yani zehirli çok bir savaşın yok şu noktada İki türlü de gideri var ama savaş taktiğinin ee, şimdi golem'i basalım. Golem lazım olacak bir de. Çünkü Pekka 3'ün var. Pekka 3 çok sağlam bir asker. Bu seviyede kalene golem alamadığın için golem de çok önemli oluyor. Bu seviyede takılmaya devam edeceksen hemen golemi bas. De etmeyeceksen bence hemen belediye binası 9'a sen de geçmelisin. Güzel köy alayına. Şimdi yine belediye binası 11 bir köy ve belediye binası 11'e geçmekle ilgili tereddütleri olan bir köy. Olsun da çünkü bu hero'lar düşük. Yani benim yan hesabımda da hero'lar bu şekilde ve ben belediye binası 11'e geçmiyorum. Neden? bu hirolarla belediye binası 11'de çöp olursun, mahvolursunuz. Hani herkese 3 yıldız verirsiniz, yıldız alamamaya başlarsınız ve bir saatten sonra oyundan soğutunuz. Büyük koruyucunuz 20 bile olsa. Açık ve net. Şimdi karakteri yanlış kullanmışız zamanında. Şimdi biraz kupa düşürmüş. Karakter katılmaya çalışıyor. Barbar Kral gelişiyor. Güzel. <laughs> barbar Kral'ın gelişmesini severim. 240 okçu olmaz kardeşim benim. 240 okçu ile sen belediye binası onu da takılamazsın. Yani biraz dev was, birazcık işte şifacı bas, kraliçe yürüyüşü yap. Ee, biraz barbar Yani bunların hepsini yapabilirsin. Çünkü var elinde bu askerler var. Bunları değerlendir kolay savaş peşine çok ölü köy peşine koşma yıpranırsın onun o kadar köy arayacağına iki savaş yaparsın güzel taktiğinle çok da iksir kaybetmezsin Köyünün duvarları falan güzel ama hero'lar gerçekten çok geride kalmış senin çok fazla bir şekilde karakter odaklanman lazım biraz daha kupa düş onlar çıkartsın sen düş. Ee, onun dışında ben atıcı taktiğini yapabileceğini düşünüyorum. Bu yüzden de buz büyütünü 5 yap. Full bir şekilde atıcı taktiği yapalım. Ee, lavtası balona çok girme derim. Ama dal kavuğun olduğu için. Mesela XS e, karı olan köylere de lavtası balon, dal kavuk bir şeyler deneyebilirsin. Ama bence belediye binası onda kesinlikle kraliçe yürüyüşü deneyerek yapın bunu. Ve 2 yuvan olsun lavtası balon yapıyorsan. Onun dışında böyle. Ejder 5'e basılmış ama çok kullanılacağını sanmıyorum çünkü şimşeğimiz yok. Yıldırım mı şimşek mi adını çok, çok da bilmiyorum. Ve zehir büyütünü 4 yapalım kardeşim. Zehir büyütü her zaman olsun sende. Onun dışında ben köyünü çok beğendim ya. Hirolar dışında güzel. Evet belediye binası 9 anlamında Oğuz de köyünü göndermiş. Daha yeni geçmiş belediye binası 9'a. Ben bunu laboratuvardan görebiliyorum. Güzel askerler gelişmiş. Okçu, Barbar, Dev, Ejder güzel gelişmiş. Sen bizi takip ediyorsun. Bunu hoşuma gitti. Büyücü 6 yapmanı sevdim. Keşke cadıyı açmasaydım. Bence daha çok erken. Cadı laf tadısı biraz uzak duralım. Ee, onun dışında e, Klan Savaşı yapacak askerin de var. Sarganimet yapacak askerin de var. Köyüne baktığım zaman da Kraliçenin ve Barbar Kral'ın aynı anda inşaatlı olduğunu görüp Kost kocaman bir like veriyorum sana. Ee, bakalım şu anda köyde atak anlamında ben bir sıkıntı görmedim. Savunmada biraz daha yavaşlayalım. X sayıları hemen 2 olmuş kalsın. Bir hikaye X sayıları 2 kalsın. Duvarlara birazcık özen gösterelim. Yavaş yavaş 9 belirtileri var ama 10 yapmamız lazım biliyorsun. Ee, bu saldırı taktiğinle ganimet katma. 964 kupadasın. Bas okçu barbarını takıl. Biraz dev basa de şifacı bas ama dediğim gibi 27 tane büyücü hiçbir zaman basma. 15 tane yine bas ama bu kadar büyücü basma. Çok büyük zaman kaybı ve 20 dev de çok büyük zaman kaybı. Ee, açık söylemem gerekirse bu asker saldırısına göre güzel ganimet katmışsın. Yani kupan çok iyi, stratejin çok iyi, ilerleyiş çok iyi. Biraz savunmada yavaş deyip böyle gaz vereceğiz hafif Oğuz. Ee, beni takip ettiğini tahmin edebiliyorum. Yani iyi bir düzen. Yani benim istediğim bir düzen ve istediğim bir oyun stratejisi. Bence ama şu dışarıdaki ikisi toplayıcılarını filan yaklaştık. Çok uzakta kalmasın tamam mı? Şu şunları filan e, birazcık sıkıştır yani, köyü aç onları da yakınına al diye söylüyorum. Ee, güzel bir taktik, güzel bir ilerleyiş. Devam olsun. Şimdi Hüseyin bir de belediye bina 9 köyünü göndermiş. Benim böyle değişik gördüğüm köylerden birisi. Bu hep tek hero'yu geliştirme köylerinden birisi. Bir hero'ya çok yükleniyorsunuz. Öbür hero yerinde kalıyor. Ben ama bu seviyelerde iki hero'nun da verilebileceğini hep tartışırım. Hep söylerim. Yine de bu senin tercihin. Şimdi şöyle bir durum var. Tek hero'yu geliştirmekte şöyle bir sıkıntı var. Kraliçe 27'ye verdiğin zaman bir tane barbar kral 16 ile kalıyorsun. Ve o hiçbir işine yaramıyor. senin seviyene göre. Onun dışında laboratuvar kötü durumda değil iyi durumda ee, zehri niye hiç basmadın yani kullanacağım bir şey kaleye mi alıyorsun yani o, oysa mantığın tamam kaleye alıyorsan o tamam ama ileriki zamanlarda zehri isterim senden basmanı ee, çok iyi ya köyünün laboratuvarı çok iyi yani klan savaşı yapacak askerin var. Galimet anlamında da okey Şu lafları balonda hep acele ediyorsunuz. Ona biraz kızıyorum. Onun dışında bence köyün laboratuvarı okey. Hirolarda da tek taraflı kraliçe geliştirmeyi ben çok doğru bulmuyorum. Hadi 30 yap kraliçeni. Madem böyle seviyorsun. Şu an ikisini birden basıyormuşsun. Kocaman bir like. 30 yaptıktan sonra barbar kralını da hızlı bir şekilde geliştir derim. Çünkü çok fazla duvarın kalmamış. Tahminen böyle 150 tane filan duvarın kalmış belediye binası 10. O arada hızlı bir şekilde hirolara 30 yapalım ve belediye binası ona geçelim. Gideri var yani o bakımdan. İlk tarafından hemen 3 olmuş. Bir şey demeyeceğim. Ama e, taktiğine bakayım saldırı taktiğine. E, güzel ben de böyle saldıranları çok severim. E, biraz da barbar al. 70 tane okçu yeter. Okçuyu çok basarsan da çöp oluyor. 70 okçu yeter. 40 tane de barbar al. Beliz olmaz. Sırf ölü köy çıkarsa temizlersin. Saldırı taktiğin güzel. Kaleye de dev alıyorsundur. Hoş olur. Onun dışında köyünü beğendim ya. Vallahi güzel köy. Devam. Evet Sefa. Sen de belediye binası 9'larımızdansın güzel bir laboratuvar görüyorum İlk bakış çok iyi yani zehir 3 deprem 3 falan helal olsun iyi basılmış her şey laboratuvarda ama hero'lar keşke bu seviyede böyle 27-28 falan görmek lazımdı. Yine de bence çok sıkıntı değil barbar kral 23'e geçiyor tamamdır duvarlarımız bitmiş yani hiçbir şey kalmamış bence belediye binası ona geçmen lazım artık çünkü iksirin altının boşa gidecek savunma da bitmiş. Savunmada da bir sıkıntı yok. Artık bu hero'lar senin başına bela. En azından derim ki geçerken ikisini aynı anda vermeye çalış. Hızlı bir şekilde katmaya çalış oralarda. Çünkü çok sıkıntı yaşayacaksın. Karakter depon yerlerde daha fazla aktif olmalıyız. Ve bu kupa ne? Sen belediye binası dokuzsun. Sen katacaksın. Bu kupa olmaz kardeşim benim. Bu kupayı hiç yani katılacak bir kupa değil yani. Zarar, her savaşın zarar. Bakıyorum bak savaş taktiğine. Oho iki tane golem bastın. Kafadan kafadan 1.500 kare씩 gitti büyülerle birlikte. 3 e, tane pek bastın. 4-8 tane büyücü, 3 tane şifacı. Ya ben diyorum ki böyle 150 tane okçu bay bay basın. Tamam yerisini istediğiniz gibi yine basın ama hiç okçu bay bay yokken böyle pat, pat 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 bu kadar güçlü askerle ganimet taramak, kupa kasacağım diye hem de yani senin idarenin efsanelikle birinci olmak mı 9. seviyeyle? Olamazsın. Olamazsın. Ancak biz karşımıza geldiğimiz zaman sen gülerek aha Beleşköy diye gireriz. Düş, kupa düş kardeşim. Belediye binası 9'la bu işler olmaz. Onla da olmaz. Hadi kupa düşelim hızlı bir şekilde hiroları verirken belediye binası 10'a geçelim. Evet belediye binası 9'da level ile hava atmaya çalışan bir kardeşimiz. Bağıştan askerleri falan çok iyi olan. Fakat köyü hala neden buralarda diye düşündüren bir arkadaşımız. Şimdi Belediye binası 9 full olup e, level katmaya böyle takılmaya çalışan arkadaşları ben anlıyorum. O da takılıyorlar adamlar ama bari birazcık full'e gitseydin. Şimdi klan lideri olmak çok zor. Yıllardır klan lideriyim. Ben de çok adamları Herkes her bağışı senden bekler. Özel istek batarsın bazen kendi klan savaşını yapamazsın ama şimdi birazcık yükselmek de lazım. Yani belediye binası 9 durulacak yani artık ben buradayım level katacağım denecek bir nokta değil çünkü belediye binat 9 her türlü üçlenir. Yani belediye binat 9 tarafından belli. Çok rahat üçlenir. Şimdi duvarlar bitmiş. Ne kadar olmuş biteli. Hirolar daha barbar kral yeni batılıyor ki 211 level'e. Çok uzun zamandır buradayız. Laboratuvar yıllardır boşa bekliyor değil mi? Yani boşa beklemiyorduk belki. Deprem var, zehir var batılacak. Bir sürü şey var ama basmıyorsun. Şimdi ben 1073 savaş yıldızı olduğumda belediye binası 11 fulldüm. Şimdi sen burada takılıyorsan kötü bir geçmişe sahip bu etap. Bence bırak bu kendini levelle falan avutmayı. Hızlı bir şekilde ganimetini kat. Belediye binanı bas. Hızlı bir şekilde hero'larını geliştir. Cehennem kulelerini dik. Yeni duvarlarını al. Yani bırak ya. Level nedir ki? Benim klanıma 200 level bir adam gelsin. Hero'ları 20-20 almam. Ama 100 level bir adam geldi. Nikola'ya 30 30 alırım. Yani söyleyeyim açıkçası level bu oyunun bir amacı değil. Bu amacın e, oyunun amacı kupa. En yüksek kupada kim olacak? Yine de senin bileceğin iş. Ben e, köyün gidişatını beğenmedim. Evet bir belediye 1068 köye daha bakalım. Barbar kanalımız 9. Ok hariç. Laboratuvarda istediğim şeyler batılmış. Çok aktif değiliz. Aa çok aktif olmamız lazım. Daha çok. Duvarlarda da çok ektiğimiz var. Onun dışında biraz ölü gördüm ben köyü. Bu yüzden bakmayacağım sana kardeşim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Köy inceleme serimiz tabii ki siz istediğiniz sürede, siz izlediğiniz sürede, beğendiğiniz sürece devam edecek. ben gerçekten seviyorum buna bakmayı ama bazen gerçekten böyle insan bir delendik fıttadık oluyor. Hepinizi kocaman öpüyorum. Bana destek olduğunuz için hepinizi daha çok seviyorum. Bay bay.